Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle asit bazlar ve tuzlar ünitesi içerisinde oksit bileşiklerinden bahsedeceğiz. Neler öğreneceksiniz? Oksit bileşiklerinin ne olduğunu ve oksit bileşiklerinin sulu çözeltilerinde hangi özelliği gösterdiğini öğreneceksiniz. Bunları asidik, bazik, nötr ve amputer olarak sınıflandıracağız. Evet önce oksit bileşiklerinin ne olduğuyla başlayalım. Oksit bileşiği dediğimizde oksijenin eksi 2 değerliğini aldığı ve bir oksijen olmak üzere İki tür atomdan oluşan bileşiklere oksit bileşikleri diyoruz. Genel olarak şöyle gösterebiliriz: XN OM şeklinde. Yani iki tür atom olacak ve bunlardan birisi oksijen olmak zorunda, diğeri bir metal olabilir ya da bir ametal olabilir. Zaten metal ya da ametal olmasına göre de sınıflandırmamızı yapacağız az sonra. Örneğin kalsiyum oksit, kükürt Trioksit, diazot pentaoksit, e, potasyum oksit, bakır 2 oksit ya da e, ne olabilir SO2. Bunlar oksit bileşiklerine örnek olarak verilebilir. Hepsi iki tür atomdan oluşuyor ve hepsinde oksijen var. Ancak diğer taraftan örneğin kalsiyum karbonat. Evet oksijen içeriyor ama baktığımda 3 tür atom içerdiği için bir oksit bileşiği değildir. Ya da H2SO4 oksijen içeriyor ancak 3 farklı tür atom içerdiği için bir oksit bileşiği değildir. Yani tanımımız 2 tür atomdan oluşacak, bir tanesi oksijen olacak. Bu tür bileşiklere oksit bileşikleri diyoruz. Oksit bileşiklerini metal oksitler ve o metal oksitler diye ayırabiliyoruz. Az önce yapısını göstermiştik. XN, OM diye. Yani buradaki X'in metal, ya da ametal olmasına göre bir sınıflandırma yapıyoruz. Metal olduğu durumda amfoter oksit ve bazik oksitler oluşuyor. Ametal olduğu durumda ise asidik oksitler ve nötr oksitler oluşuyor. Şimdi tek tek amfoter oksit, bazik oksit, asidik oksit ve nötr oksit nedir? Bunları inceleyeceğiz. Evet, metal oksitlerin amfoter ya da bazik özellik gösterebileceğini söyledik. Şimdi biz ilk önce amfoter oksitlerle başlayacağız. Amfoter nedir dediğimizde hem asit hem bazlarla tepkime verebilen maddelerdir. Metal olarak konuştuğumuzda hem asitlerle hem bazlarla tepkime verebilen metallere amfoter metaller diyoruz. Yani amfoter hem asit hem bazla tepkime verebilen madde bu tür metallerde amfoter metallerdir. Bizim 6 tane amfoter metalimiz var. Bilmeniz gerekir bunları. Bu metaller çinko alüminyum, kalay, berilyum, krom ve kurşun. Hatta bunun bir tekerlemesi vardır. Zeynep al sana benden kırmızı papuç diye. Bu altı metali bilmek zorundasınız arkadaşlar. Bundan sonraki konularda da seneyenin konularında da karşınıza çıkacak olan metallerdir bunlar. Bu metalleri görüp amfoter olduğunu söyledikten sonra bunların dışında kalan metallerin amfoter olmadığını ayırt edeceksiniz. Çünkü önemli olan da bu. Bir diğer şey de bu daha doğrusu. Şimdi amfoter metaller hem asitlerle hem de bazlarla tepkime veren metallerdir. Şurayı yazayım. Tepkime verirler. Bunların oksijenli bileşiklerine de oksit bileşiklerine de amfoter oksitler diyoruz. Yani amfoter metallerin oksit bileşiklerine bileşiklerine amfoter oksitler denir. Şöyle bir yazayım. Mesela bunların içerisinde en çok göreceğiniz çinko oksit ve alüminyum oksit vardır. Bunlar amfoter oksitlere örnek olabilir. Örnek olarak vereceğimiz bileşikler. Ve özellikleri de amfoter olduklarında hem asit hem bazlarla tepkime verdiğine göre bu oksitler yani amfoter oksitler hem asitlerle hem de bazlarla tepkime verecekler. Tepkime verirler diyoruz. Bilmeniz gereken 6 tane metalimiz var. Çinko, alüminyum, kalay, berilyum, krom ve kurşun. Bunların oksit bileşiklerine amfoteroksitler diyoruz. Ve amfoteroksitler hem o asitlerle hem de bazlarla tepkime veren oksitlerdir. Şimdi gelelim bazik oksitlere. Metal oksitlerin amfoter oksitler ve bazik oksitler olarak iki türünden bahsettik. Amfoter metallerimiz çinko, alüminyum, kalay, berilyum, krom ve kurşundu. Şimdi bu 6 metali bildiniz. Bunların dışında kalan metallerin oksit bileşiklerine bazik oksitler denir. Bu altısını tanıdığınıza göre bunların dışında gördüğünüz metallerin oksijenli bileşikleri bazik oksitler. Örneğin sodyum oksit bir bazik oksittir. Neden? Çünkü suya girdiğinde sodyum hidroksit oluşur ki bu da suda sodyum artı ve hidroksit iyonları vererek çözündüğü için ortamı ortamı bazik yapacaktır. Ya da kalsiyum oksit suya attığımızda kalsiyum hidroksit oluşur. Bu da suda kalsiyum artı 2 ve hidroksit iyonları vererek çözünür. Dolayısıyla Amfoter metaller dışındaki metallerin oksit bileşiklerine bazik oksitler diyoruz. Peki amfoter oksitler hem asit hem bazlarla tepkime verebiliyordu. Ancak bazik oksitler sadece asitlerle nötrleşme tepkimesi verirler. Asitlerle nötrleşme tepkimesi veren oksitlerdir. Ya da sulu çözeltileri baziktir, tonu kağıdının rengini maviye çevirirler, oda koşullarında sulu çözeltilerinde pH 7'den büyüktür gibi bazıların tüm özelliklerini gösteren oksitlerdir. Çünkü suda çözdüğümüzde zaten bazları oluşturuyorlar. Geldik ametal oksitlere. Ametal oksitler de kendi içerisinde asidik oksitler ve nötr oksitler olarak ikiye ayrılıyor. Önce biz asidik oksitlere bakacağız. Ametallerin ki Asidik oksitleri ve nötroksitleri oksitleri oluşturanlara metal oksitlerdir. Oksijence zengin bileşikleri asit özellik gösterir ve bu tür oksitlere asidik oksitler denir. Mesela karbon bir ametaldir. Karbondioksit bir asidik oksittir. Çünkü suda çözündüğü zaman zayıf bir asit olan karbonik asit oluşturur. Ya da SO3 gazı bir ametal oksittir, oksijence zengindir. Suda çözündüğü zaman sülfürik asit oluşturur. E, azot dioksit gazı yine suda çözündüğü zaman nitrik asiti oluşturur. Dolayısıyla bunlar ametaller, oksijence zengin bileşikleri, oksit bileşikleri var. Bunlara biz Asit özellik gösterdikleri için asidik oksitler diyoruz. Ha, oksijence zengin olmayanlar birazdan göreceksiniz nötroksitlerde. Mesela CO, NO, N2O gibi bir tane oksijen içerenler oksijence fakir olan oksitler olur ve bunlar nötroksitler olacaklar. Ve asidik oksitler asit özellik gösterdikleri için bazlarla tepkime verirler. Diyoruz ki buraya bazılarla nötrleşme tepkimesi verirler. Hatta bu maddeler, bu gazlar atmosferde bulunduklarında su ile birleşip asit yağmurlarını oluşturan maddelerdir. Gelelim son oksit sınıfımıza nötroksitler. Nötroksitler de yine bir ametal oksit sınıfına giren bileşikler. Ama az önce gördüğümüzden farkı ne? Ametallerin oksijence fakir olan, oksijen sayısı ametal sayısına eşit ya da ametal sayısından az ise bu tür oksit bileşikleri nötr özellik gösteriyor ve bunlara nötr oksitler diyoruz. Bakın az önce yaptık. karbondioksit, kükürt dioksit, kükürt trioksit, azot dioksit, diazot pentaoksit. Bunlar oksijence zengin olan ametal oksitlerdir ve bunlar asidiktir. Bakınız oksijen sayısı birden fazla. Ama oksijence fakir olarak tanımladığımız CO, NO, N2O bileşikleri birer tane oksijen atomu içeriyorlar. Oksijen sayısı ametal sayısına eşit ya da daha az birer tane oksijeni var. Bunlar nötroksitler olarak tanımlanıyor. Görebileceğiniz zaten CO, NO, N2O var aslında. Ve nötroksit olmaları şunu getiriyor asit oksitlerin bazlarla nötrleşme tepkimesi verebileceğini söylemiştik. Nötr oksitler ne asitlerle ne de bazlarla tepkime veriyorlar. Yani nötr oldukları için asitlerle de bazlarla da tepkime vermeyen maddelerdir nötr oksitler. Şimdi oksit bileşikleri ile ilgili yaptıklarımızı şöyle kısaca bir toparlayacak olursak Metal oksitler, amfoter oksitler ve bazik oksitler olarak ikiye ayırdık. Amfoter metallerimiz çinko, alüminyum, krom, berilyum, kalay ve kurşundu. Bunların oksit bileşikleri çinko oksit ya da alüminyum oksit en yaygın kullandıklarımız amfoter oksitler sınıfına giriyorlardı ve hem asitlerle hem bazılarla tepkime verebiliyorlar. Bazılarla tepkime verirler. Sonra metal oksitleri bazik oksitler dedik. Bazik oksit olması için amfoter metaller dışındaki metallerin oksitleriydi. Amfoter metaller dışındaki dışındaki metallerin oksit bileşikleri. Örnek olarak verebileceğimiz e, potasyum oksit olabilir, magnezyum oksit olabilir, bakır 2 oksit olabilir, demir 3 oksit olabilir. Artırılabilir bu sayı. Bunlar bazik oldukları için asitlerle tepkime verebilirler dedik. Sonra Ametal oksitlerden bahsettik. Ametal oksitler asidik ya da nötr olabiliyorlardı. Eğer oksijence zenginse, oksijence zengin ametal oksitlerse, bunlar asidik özellik gösteriyordu. Örneklerimiz zaten çok sınırlı. Karbondioksit, kükürt trioksit, diazot trioksit vesaire ve bunlar asidik oldukları için bazlarla tepkime veriyorlar, tepkime verirler. Eğer elimizde oksijence fakir olan ametal oksitler varsa, oksijence fakir ametal oksitler varsa, bunlara nötroksitler dedik. Örnek olarak zaten karbon monoksit, azot monoksit, diazot monoksit olabilir. Görebilecekleriniz bunlar. Asitlerle ve bazlarla tepkime vermiyorlar. Tepkime vermezler. Hatta suda da çözünmüyorlar. Suyla da tepkime vermiyorlar. Az önce yaptık karbondioksit suyla etkileşip e, karbonik asit oluşturmuştu çünkü. Evet oksit bileşiklerimiz bunlar arkadaşlar. Bunların hangi özelliği gösterdiğini öğrenmelisiniz. Evet bu videomuzda oksit bileşiklerinden bahsettik. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.